Herkese merhaba, ben Orkun. Sonradan görmenin lahmacun özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün birbirinden farklı, kendi alanlarında en iyi, ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 farklı lahmacuncu inceleyeceğiz. En pahalısı da mükemmel bir sürprizimiz var. Dünyada yapılmış en pahalı lahmacunu yapacağız. MasterChef'ten Serhat'la birlikte. Haydi gidiyoruz. Ucuz, orta, pahalı. Cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim, sen parasını verme. Ayağınıza geldi, sonradan görme. Sonradan görme. Hoppala, geldik Esenyurt'a. Ucuz fiyatlı lahmacunumuz için İstanbul'da bulabildiğimiz en ucuz fiyatlı 4 liralık lahmacun Gülen Pide Salonu'nun önündeyiz. Hadi gelin. Maskelerimizi takalım. Şimdi pandemiden dolayı dükkanın içinde yiyemiyoruz. O yüzden siparişimizi alıp önünde yiyeceğiz dükkanın. Kolay gelsin. Tamam efendim, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel menü. Lahmacun 4 lira. Güzel. Abi ne koyuyorsunuz lahmacunun içine? Kıyma, domates, maydanoz, al biber, soğan. Gayet güzel. Ben bir abi lahmacun istiyorum. Bir tane de ayran istiyorum. Dürelim. Bu arada benim lahmacunun en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi yani. Lahmacunu ekmeğin içine koyup bile yerim yani, hiç fark etmez. Yıkanır. Olacak işte. Ama domates zaten yerde yetişen bir bitki değil mi abi? Kaldırımda çıkıyor. Kaldırımda çıkıyor domates. Oo, eyvallah abicim. Sizde günde kaç lahmacun gidiyor? 1000-1200. 1200? 4 liradan 4800. Güzel. Lahmacun olmazsa olmazı soğandır ama biz şimdi hepimiz aynı anda aynı arabaya bineceğimiz için ben soğan koymayacağım içine. Ama işte lahana turşusu koyarım, domates koyarım, limonumu sıkarım. Ulan bir tane lahmacun pide salonu mu açsak oğlum, iyi iş varmış. Bak sadece menüde 25 tane 30 tane şey var, sadece lahmacundan 1200 tane gidiyormuş. Diğerlerinden de ortalama 200-300'er tane gidiyorsa burasının cirosu zaten. Domates. Limon ister misin çocuk adam? Milli içeceğimiz ayran. Ayran benim hayatta en çok sevdiğim şey. Günde 2,5 litre ayran içiyorum. Yani şalgamla ayran arasında çok gidip geldim ama ayrana karar verdim. Hop gömüyorum. Bir şey diyeceğim, hiç 4 liralık değil gibi ya. Bayağı güzel tadı bence bunu. Şu dışının kıtır kıtır oluşu benim çok hoşuma gidiyor. Burası böyle sert ve kıtır kıtır, ağızda kıtır diyor. Domates de çok güzel gitmiş. Vallahi malzemesi de böyle çok az değil yani. Çok bol diyemeyeceğim ama çok az da değil. Gayet detaylı bence. Ekmek 1,5 lira, lahmacun 4 lira. Lahmacun alırım. Ekmek yeme, lahmacun ye yani. Allah belanı versin, çok güzel ya. Çok iyi ya. Ya ben 4 liraya bu kadar güzel bir şey yemedim be. Pahalı olanın muhteşem ötesi. Ya yine kurtarmaz ki. İkinciyi de yiyeceğim ben ha. Vallahi yiyeceğim. Bütün gün lahmacun yiyeceğim ama şu anda yesim geldi. Ben zaten bir oturuşta 8-9 tane lahmacun gömüyorum. Böyle göründüğüme bakmayın siz benim. Ha, domatesim bitti. Gerçek fiyatı 4 lira. Hissedilen fiyatı bence 20 lira. Ben 20 liraymış gibi yedim şu an bunu. Çok güzel. Burası bence lahmacun olayını çözmüş. 15 yıllık dükkanmış. 15 çarpı 365 çarpı 1200 tane lahmacun yapmış burası. Yani burası iyi lahmacun yapmayacak da neresi yapacak? Çok güzel abi. İlk geldiğimde biraz ön yargılıydım. Hani İstanbul'da bulduğumuz en ucuz lahmacun olduğu için hani çok güzel olabileceğini zannetmiyordum ama bayıldım ya. Bak, ön yargılı olmayın. Vallahi. Abi elinize sağlık, çok beğendim ben ya. Fiyata göre çok iyiydi vallahi, çok şaşırdım. Eyvallah, hadi kolay gelsin. 4 liralık lahmacun beni cezbetti, çok hoşuma gitti şu an, deliriyorum. Yesem 5 tane daha gömerdim de şimdi bütün gün lahmacun yiyeceğiz, o yüzden yemiyorum. Şimdi gidiyoruz orta fiyatlımıza. Bakalım 19 liralık lahmacun nasıl olacak? Yani fiyat olarak 5 katı. Tadı da 5 katı mı?
Evet, orta fiyatlı lahmacunumuz için, 19 TL'lik lahmacunumuz için geldik Nişantaşı'na. 19 lira tabii ki bir lahmacun için ucuz bir fiyat değil ama pahalımız 5000 lira olduğu için ortamız da 19 lira oluyor. Geldik başköşeye, birazdan içeri gireceğiz, lahmacununu yiyeceğiz. Bir şey söylemek istiyorum, yeni bir servisimiz, yeni bir hizmetimiz çıktı. Videolarımızı izleyenlerin %60'ı abone değilmiş. Bundan sonra bu abone olmayanları bulup kafa göz dalıyoruz. Yeni hizmet bu. Hadi yiyorsa abone olmayın. Bak benim şu kaslı kollarımdan, pazularımdan korkun. Yürü! Yeşillik tabağımız geldi. Roka, maydanoz, domat, İzmirli domat, limon, ayranımız var. Lahmacunumuz geliyor. Odun ateşinde piştiği için tadının çok daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Daha böyle kıtır kıtır, daha böyle kıvamı yerinde olacak bence. Bir de yaparken abi gördüm, içine böyle bir 200-300 grama yakın kıyma koydu. Öncekinde çok daha az kıyma vardı. Bu daha böyle bol, malzemesi bol olacak. Tabii fiyata da yansıyor bu ama. Kaç? 130 gram. Öyle mi? Ben 60'ım ya. 130 grammış. 230-300 gram yokmuş ya. Teşekkürler. Bakın hocam, bak çıtırlığımız güzel. ASMR, lahmacun çıtır ASMR'si. Hiç lahmacunu Vedat Milor eline alınca böyle yapmıyordur ama bak. Çıtır diyorsun. Şimdi malzememiz de bol gördüğünüz gibi. Bunun içi zaten hazır oluyor. İçinin kıvamı böyle cacık gibi olması gerekiyormuş. Ben de araştırıp geldim hocam, dersime çalışıp geldim. Odun ateşi makbuldür. Donatıyoruz, domatıyoruz. Her yeri batırdı. Dur bakayım, tam alamadım tadını. Hocam çok güzel. Siz bunun içine, harcına farklı bir şey koyuyor musunuz? Ne var harcında? Kıyma, maydanoz, soğan. Baharat ne var? Karabiber, pul biber, kimyon, kekik, tuz. Elinize sağlık. Ben çok beğendim. Baharatı da çok yerinde bence. Böyle hani ekstra bir baharat koymam ihtiyacı duymadım. Hadi biraz pul biber atayım. Ama çok güzel tadı. Ama şey dersen, ötekiyle arasında çok fark var mı dersen, bence doyuruculuk açısından evet okey fark vardır. Ama benim tat olarak bence çok yakın yani. Lahmacun profesörü olmadığım için de anlamıyor olabilirim ama. Hoppa. Vallahi çok iyi be. Dur. Hadi. Ben lahmacunlarda genel sıkıntıyı buldum. Doyurmuyor. Vallahi bir lahmacunla doyan insan ben görmedim hayatımda ya. Mümkün değil yani. Sen bir 5 tane yiyorsundur. 2 mi? 2 taneyle doyuyor musun? Bak ben istiyorsan pahalı da deneyelim. 5000 liralık bir tane şeyden lahmacun. 5 tane üst üste koyalım. 5'ini düreyim. Ben 5'ini tek dürüm gibi yerim zaten. Oğlum kim doyacak bundan? Vallahi doyuran bir şey değil bak. Bak Murat'ı getir buraya, 12 arası yer. Doyana kadar yesin yani, zorlamasın kendini, 12 tane yer. Ulan ben 8 yiyorum zaten. Ha. Bugün de doymadım. Ha şimdi pahalıya gideceğiz, 5000 lira vereceğiz, yine doymayacağız mı? Yine aynı porsiyon mu hocam? Beğendim ama böyle dediğim en iyi lahmacundu diyemeyeceğim. Ama çok güzel. Şimdi gidiyoruz pahalısına, 5000 lira. Ya ne gelecek, altın lahmacun mu gelecek, ne hiç bilmiyorum. Bizim Serhat yapacak, MasterChef'teki Serhat yapacak kendisi. Etilere, pahalı lahmacunumuza geldik. Kim var? Serhat var. Sugar Cane'deyiz. Ne abi? Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti günlük lahmacun serüveni? Vallahi güzeldi abi. 4 liralık yedim, 19 liralık yedim. 4 liralıkla 19 liralık arasındaki farkı anlamadım. Anlamadım. Tad olarak aynıydı bence. Yani 19 liralığı yiyeceğimi 5 tane 4 liralıktan yerim daha iyi. İnşallah benimkine de aynı şeyi söylemezsin. Seninkine de aynen. Buradan çıkınca 1250 tane 4 liralıktan yerim demeyeyim. Bu yapacağımız olay biraz fanteziye kaçıyor ve fiyatlandırması aslında etin de yerinden. Yani biz
lahmacun konseptine sadık kalıp en kaliteli eti kullanıp onun aromasını değiştirerek farklı bir şey yapmışlar. Bu o zaman dünya üzerinde yapılmış en pahalı, en böyle kaliteli malzemelerden yapılmış lahmacun olacak aslında. Özetle öyle olacak. Değil öyle. Mi? Bu lahmacunu isteyen başka birisi gelse bir ay önceden haber vermesi lazım. Ki o eti tedarik edebilelim. Burası böyle özel bir restoran. Özel müşterilere hizmet ediyorsunuz siz burada. Aynen. Önceden gelmeden haber veriyorsun ve istediğin şeyi yapıyorsunuz. Aynen. Değil mi? Klasik menülerimiz de var. Ama böyle menüler için zaten tek kişiye normalde servis etmiyoruz. Sen biraz özelsin. Hı-hı. En az 10 kişi bunu önceden planlıyoruz. Programını yapıyoruz. Malzeme listesini hazırlıyoruz. Ondan sonra servis ediyoruz. Vallahi bunu yapabilecek tek adam da Serhat yani. Hani memleketin en gurur duyduğumuz şeflerinden bir tanesi. Aynen. Abi o zaman 5000 liralık lahmacun yap bana be. Evet, şimdi lahmacunumuzdaki tek klasik şey hamuru. Hamurunda hiçbir şey değiştirmedik, olduğu gibi güzel diye. Şimdi hamurumuzu yapacağız hızlıca. Un, su, tuz ve mayayı karıştıracağız. Orkun'un benden rica ettiği lahmacun birazcık fanteziye kaçıyor ama benim en sevdiğim konseptlerden bir tanesi. Uzak Doğu'yla bizim lahmacunu birleştirmeye çalışacağım. Uzak Doğu'nun en pahalı eti Kobe etini kullanacağım. Dünyanın yani yağ oranı dağılmış en iyi sırlarından bir tanesi. Pahalı olmasının sebebi birincisi çok az miktarda üretilmesi, ikincisi üretiminde geçen emek. Bir Kobe sığırını yetiştirmek için yaklaşık 30-35 tane insan gece gündüz çalışmak durumunda kalıyor. Tamamen vejeteryan tabanlı bir iç harç yaptım. Kobe'mizi pişirdikten sonra onun arasını alıp saracağız. Böylelikle Kobe'yi kıyma yapıp ziyan etmemiş olacağız. Buradaki amacımız asit kullanmak ve olabildiğince Türk mutfağının aksine az baharat kullanılıp Kobe'nin lezzetini öne çıkartmak. Lahmacunumuzun maliyeti söylerken gülüyorum. 5000 TL olacak ama hemen o falan diyordur büyük ihtimalle herkes. Zaten bunun sadece ve sadece yarısı etin maliyeti. 300 gram Kobe etinin bize maliyeti 2400 TL olacak ve bütün dükkanı Orkun'a açtığımıza göre onun da bir maliyeti olacaktır ona tabii ki. Şimdi garnitürlerimizi hazırlıyoruz. Birazdan Kobe'yi pişireceğiz ve tabaklamaya geçeceğiz. Biberi biraz buhar altında tuttuktan sonra kolayca soyabiliyorsunuz. Etimiz bu. Şu gördüğünüz et yaklaşık 800 TL. Şu parça 800 TL. Bu bir bonfile. Normalde Kobe eti daha pembe ve açık renktedir ama donuk olduğu için çıkarınca oksitleniyor malum. Lezzetini etkilemiyor. Sadece görüntüsünü etkiliyor. Şu gördüğünüz yağ izlerine biz marbling diyoruz. Normalde bonfilelerde bu ya minimum olur şuradaki gibi ya da olmaz. Bu Kobe'nin bütün özelliği bu. Yağ bütün vücuda eşit dağılıyor ve bu da lezzetinin çok güzel olmasını sağlıyor. Tek yapacağımız şey bunu birazcık tuzlayacağız. Ondan sonra ızgarada azot olana kadar pişireceğiz. Sonra koşa koşa tabak gideceğiz. Şurada hemen eriyen yağları görebilirsiniz. Tereyağı gibi. Buna tereyağı eti diyorlar halk ağzında. Bakın hiç yapışmaz. Yapışmamasının en büyük sebebi o kadar yağlı ki değdiği anda yağ erimeye başladığı için. 2 dakika pişirdikten sonra şöyle çeviriyoruz. Tabaklamaya gidiyoruz. Geliyor, geliyor. Etimiz pişti. Lahmacunun kendisi hazır. Burada eti lahmacunun üstüne koyacağız, düreceğiz ve gömeceğiz. Yani 5000 lira ve dürüm boyutunda ve küçük ya. Yani beğensem kötü, beğenmesem kötü, beğenirsem bir daha yiyemeyeceğim çünkü. Yani gramaj da küçük. Ulan beni duygudan duyguya soktun. Ne hissedeceğimi şaşırdım. Yardımcı olacağım ben sana. Nasıl gidiyor? Müsaaden elime gireceğim buna. Tabii. Pırasa, marul yerine pırasa kullandık. Çarşıda dört çeşit mantar, domates, maydanoz ve soğan var. Burada mantarlarımız. Çok mantar koyma bence ya. Aralıklı koyayım. 5000 lira verdiğin için nasıl istersen öyle yapmak durumundayız. Şimdi normal şartlar altında bunu restorana gittiğinizde ilk önce diyor ki sana etten bir tane ye. Tamam. O yüzden senden ricam. Tamam. Eti bir böyle bir ısır bir parça alıp ama kendin böyle elinle al. Isırıyorum. Aynen. Bir etin bir tadına bir bak. Şu parça zaten 300 lira falan aynen, herhalde. İlk önce yani, bir ete puan ver. Ben burada dürümü yapıyorum. Bunu da sarıp. Ulan bir ısıracağım zaten 150 liralık ısırık almış olacağım. Oğlum ben bunu ısırmayayım. İçim gidiyor şu an. 150 lira yiyeceğimi bildiğim için.
Çok güzel et hocam. Kesene bereket. Ben de bir yüzdüm. Ufak ufak yiyeyim ya. 20-20 yiyeyim de. Böyle çok yağlı. O yağ tadı geliyor ama rahatsız edici bir yağ değil. Evet. Mesela antrikot çok yağlı olduğu zaman aman diyorsun da bu gerçekten böyle güzel bir tereyağı gibi. Organik tereyağı gibi. Aynen. Çok güzel görünüyor. Göster. Göster, göster. Vallahi güzel görünüyor. Hadi ben vereyim sana bu. Bir şey diyeceğim, bu güzel çıkacak biliyor musun? Güzel çıkacak. Bu kesin ya. Güzel çıkacak. Benim beklediğimden biri. Bir de sen harcına bakmadın değil mi? Harcında yok. Da bir bomba var. Maşallah, maşallah be. Et mi düştü lan? Elinle düştüyor ya. Ya ne olacak ya? Yeni temizlendi. 3 saniye abi. Ziyan yok, ziyan etmiyoruz. 3 saniye kurulu abi. Atamam 5000 liralık et çöpe. Ben bunu tek başıma yemeyeyim de bir parça alayım. Bir şey yiyeceğim, inanılmaz güzel. Bunu bir yanında ne, ayran mı içmek lazım, şalgam mı içmek lazım? Bu asidi ne alacak? Yanıyor mu lan? Hayır, asidi zaten o yağ dengelesin diye var asidi. O etteki yağ vardı ya, şimdi bir kere yedin çok güzel. İkinci de ağırlaşmaya başlıyor. O asit onu dengeliyor. Şimdi bu dürümü yiyebilirsin mesela. Ben bunu komple yerim mi öyle? Normal şartlar altında bir oturuşta 300 gram wagyu yiyemezsin. Ama bunu yersin çünkü asitle dengeledik abi. Tadı çok güzel ya. Ben bu arada de, yani müsaadenle. Göm abi göm. Güzelliğe bakar mısınız hocam? Bunun üstüne konuşmak lazım. Bunun üstüne kitaplar yazılmalı bence. Böyle bir hani çok bol malzemeli dürüm gibi ama içindeki her bir malzemenin tadını ayrı ayrı alıyorsun. Ayrı bir zevki var. Çok güzel olmuş mu? Keşke güzel çıkmasaydı anasını satayım. Bir daha yiyemeyeceğiz ne ya. Olsun, beklediğimden çok daha iyi. Vallahi bence de çok iyi. Mantarların da tadı geliyor, sonradan geliyor, güzel geliyor. Destekliyor değil mi? Normalde mantar sevmeyen bir insansın ama. Aynen, ben hiç mantar sevmem. Gidiyor, buna bayıldım. Yani. Abi şu biberler çok iyi olmuş, o da yumuşatıyor yine tadını. Hı, hafifletiyor. Bu çok iyi ya. Vallahi ben de beğendim ya. Ne yapacağız? Bim'de wagyu satılmıyor mu ya? Le wagyu. Nasıl? Bim iyi fikir, bence yapın. Le wagyu, Le Kobe. Bence güzel fikir. Le Kobe iyiydi. Le Kobe. Oh my god. Ben şunu yapmak istemedim. Altın tozu koysam 10 bin lira olur. Havyar koysam 20 bin lira olur. Lahmacun konseptinden çıkmadan yapmaya çalıştım. Şurada 150 lira düşmüş onu istersen. Senin aha 150 lira. Baba. Daha bile pahalı olabilir. Biz küçümsüyoruz bu eti biliyor musun? Aha. Orada bir 30 gram vardı. Yere düşürdüğünde 500 vardı herhalde. Battık. Son videomuz. Bunu bir daha yiyemeyecek olmak o kadar üzüyor ki beni şu an. En aslında can alıcı noktalarından bir tanesi ne biliyor musun? Çok basit ama ızgara pırasa. Bütün her şeyi aslında toparlayan, bütün aromayı birleştiren o. İşte ben anlamıyorum onu, sen ama yiyince onu anlıyorsun. Ya işin en kötü noktası da biz şu an 5000 lira yedik. Bu 5000 lira yiyebileceğimiz çok fazla yöntem vardı. Biz bu şekilde yemeyi tercih ettik. Afiyet olsun. Pişman mıyım? Bilmiyorum. Çok memnunum, çok güzeldi. Sence bu menüye girer mi? Kesinlikle girer. Bence bunu yiyen müptelası olur. Kesinlikle girer yani. Beklenenden çok daha iyi. Biraz daha geliştirilebilir hatta. Ya ben hem çok mutluyum hem çok mutsuzum. Duygu kasırgası yaşıyorum şu an ya. Canlar sıkıldı ya. Ben çok güzel bir deneme yaptım. Çok güzel bir et buldum. Bir de üzerine yedim. Ben bugün daha bir şey istemem. Ulan kalmış mı? Ha bak kalmış biraz et parçası. Suyu falan var bak. Suyunu, suyunu hesaplasak buradan da bir 50-100 bir şey çıkar. Galiba ilk defa hayatımda yediğim ve çok pahalı olan bir şeye değdi diyebilirim. Vay yani. Be çaktın. Vallahi diyeceğim eline sağlık abi. Yok çok iyi yani. Afiyet. Bana mı çaktın? Kobe için mi çaktın? Abi? Yok abi sen ya, Kobe etini ben ısır ısır yesem hiçbir şey anlamam yani. Bu güzel olan bu yani. Eyvallah. Vallahi abi teşekkür güzel, ediyoruz. Başarılıydı ben de beğendim. Yüzülerek gidiyorum ben veda ediyorum o zaman. Kendine bak. Seni görünce artık Japonya, hep... Japonya'dan gelirken falan... ne yapacağım cebine, lan cebime mi? Cebine bir şey düşermişler. Sıvır çıkıyor cebimden. Ucuz orta ve pahalı 3 tane lahmacuncu gezdik. Şimdi çok kararsızım. Pahalı olan 5000 lira. 5000 lira herhangi bir şey için çok büyük para. Ama tadı mükemmeldi ya. Yani favorim o muydu? Ama favorim o değildi. Çünkü fiyat performans olarak değerlendiriyoruz burada. Favorim ucuz olandı ya. Yani 4 liraya lahmacun yedik. Orta fiyatlığıyla tadı aynıydı malzemesi daha az olmasına rağmen. Ve doyurucuydu. Yani pahalıdan bir tane yiyorsun. Aynı paraya ucuzdan 1250 tane yiyebiliyorsun. Abi her türlü ucuz alıyor. Vallahi
ucuz kazandı. 4 liralık lahmacun çok güzel lahmacundu. Fiyat performansı olarak da bence çok iyiydi. Sonradan görme videomuzun burada da sonuna geldik. Bir sonraki sonradan görmede ne görmek istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazın. Yemek yapıyoruz, otel, her şeyi yaptık gerçi. Yapmadığımız bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bu serinin başında biz bunu BuzzFeed'den çalmıştık ama şu an BuzzFeed'den daha fazla sonradan görme yaptığımız için artık seri bizim oldu bence. Bilemiyorum artık telifine ne derler ama videoyu beğendiyseniz ve daha fazla sonradan görme videosu görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Siz biliyorsunuz zaten ya. Biliyorsunuz, yapın kardeşim. Uğraştırmayın beni de. Hadi öpüyorum. See you'lar.